Arkadaşlar merhabalar, Kenan Kara ile TYT-AYT Geometri kampının 2. hafta son videosundayız. Yani 6. videosundayız. Ek çizimlerin de 3. videosu oluyor bu. Yine önemli bir ek çizim, orta tabanı işleyeceğiz arkadaşlar. O zaman haydi bakalım başlayalım. Orta taban aslında bir benzerlik türüdür ama benzerlikten önce anlatılması gereken bir şeydir. O yüzden ben ek çizimlerin arasında anlatıyorum. Çünkü üçgende açıda ya da dik üçgende ya da her konuda karşımıza çıkan bir ifade. Şimdi gençler yine 4 tane özellik var. X kenarda verdiğimiz gibi. Bu 4 özellikten nedir bu 4 özellik? 1. Şunların eşit olması. AD ile DB'nin eşit olması. 2. AE ile EC'nin eşit olması. 3. D ile BC'nin birbirine paralel olması. Ve 4. D ile BC oranlamasının 1/2 olması. Yani 1'e 2 oran olması. K'ya 2K olması. Bu 4 özellikten yine en az ikisi sağlanırsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Diğerleri de sağlanır. Diğerleri de sağlanır. Şimdi bu önemli bir ifade arkadaşlar. Şimdi burada yine eksik parça tamamlatacağız ilk etapta. Hocam en az iki özellik sağlanırsa, geometrinin çoğunluğunda zaten bu böyledir. Mesela şunlar eşit, şunlar eşit. O zaman eksik parçalar. Hocam şunlar birbirine paralel ve burada 1'e 2 oran vardır. Eyvallah. Sonra hocam bunlar birbirine eşit ve paralellik var. İkişer sağlanmış mı? Evet. Hem eşitlik var hem paralellik var. Dolayısıyla bunlar da eşittir ve burada da 1'e 2 oran vardır arkadaşlar. K2, K2K. Hem paralellik hem de 1'e 2 oran varsa da yine eksik parça şu şekilde sağlanır arkadaşlar. Yalnız sadece ve sadece tek bir durumda arkadaşlar, tek bir durumda sağlanmıyor. Onu da şuraya not düşeyim. Sağlanmayan durum yazayım arkadaşlar. Sağlanmayan durum. Sağlamayan yazalım bakalım şuraya. Sağlamayan durumda şu durum arkadaşlar. Sadece ve sadece eşitlik olması ve 1'e 2 oran olması. Yani şu şöyle K'ya 2K olur ve şunlar birbirine eşit olabilir arkadaşlar. Bu durumda illa orta taban olmak zorunda değil. Bir tek bu durumda sağlamıyor. Niye? Çünkü şöyle çizdiğiniz zaman ikizkenarlık durumda olabiliyor arkadaşlar. İki durum olduğu için her zaman sağlamadığı durum olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Yalnız bir tek bu durumda değil, eşitlik ve 1'e 2 oranda sağlamıyor. Diğer bütün durumlarda sağlıyor arkadaşlar. Hocam burada şey yok ki, eksik parça tamamlattınız. Ek çizim bunun neresinde? Evet, ben ne demiştim şeyde? İkizkenarda yazmamış olabilirim ama ikizkenarın başlığın yanına yazın hemen. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın demiştim hep bütün video boyunca. Onu da başlığın üstüne şöyle bir yazın, geriye dönün de. Tamam mı? Ben şimdi ne yapacağım, orta tabandan ne diyeceğim? Arkadaşlar burada dedik ki en az iki özellik sağlanırsa diğerleri de sağlanır. Evet, eksik parça tamamladık ama böyle deyince. Burada da asıl önemli olan nokta, sene içerisinde benden en fazla duyacağınız şey, eşitlik varsa ek çizim hissiyatı doğmuşsa içinde, verilen bilgileri kullanamıyorsan, eşitlik varsa orta taban çiz. Bak şimdi orta taban çiz. Yani ne zaman? Arkadaşlar bakın şuraya bir yere bir şey çizeyim isterseniz şöyle. Ta ek çizimlerin en başında, yani 2. haftanın 4. videosunda arkadaşlar ne demiştik? Şöyle bir eşitlik varsa ne yapacaktık burada? Sizler eskiden hocam bir kenar ortay çizeyim diyordunuz. Kafanıza göre bu açı ortay, bu da yükseklik olur diyordunuz. O sadece x kenarda sağlanır da artık öğrendiğiniz işi. Bu kenar ortayı çizdin, ne işine yaradı? Hocam 90'a benziyor. Değil, 90 değil, açı ortay değil. Hiçbir özel durum katmıyor. Heh, burada işte o tür sorularda yapacağınız hamle. Eşitlik gördüğün zaman ne yapacakmışsın? Orta taban çizecekmişsin. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Peki orta tabanı nasıl çizeceğiz? Eşitliğin olduğu yere kalemini koyacaksın. Şuraya kalemini koydun. Kalemini koyduktan sonra iki ihtimalin var. Orta taban çizgisi paralel çizgi ya. Ya şu kenarın üzerinde olduğu için bu kenara çizemezsin. Ya buna paralel çizeceksin, alttakine. Ya da ne yapacaksın? Hangisine paralel çizeceksin? Kalemini eşitliğin olduğu yere koydun. Ya buraya paralel çizeceksin ya da öbür kenara. Şuna paralel çizeceksin. İki ihtimalim var. Peki hocam ben bu iki ihtimalden hangisini kullanacağım? Kardeşim hangi konudayız? Üçgen konusundayız. Üçgen oluşturan bilgiye baksan daha iyi olur. Biraz sonra sorularda ne demek istediğimi anlayacaksın. Ben tamam eşitlik gördüğüm zaman artık eşitliğin mantığı neymiş? orta taban. Hemen eşitliğin olduğu yere kalemini koyuyorsun. Paraleli çiziyorsun. Şu paraleli çizdin ya, eksik parçaları da unutma. Hocam şunlar da eşittir ve burada 1'e 2 oran vardır. Ya da sen buradan bir orta taban çizdin ya, şuna paralel çizdim bu sefer de. Hocam bu orta taban çizgisi, şunlar birbirine eşittir ve burada da 1'e 2 oran vardır. Eksik parçalarını tamamlamayı da unutma. Tamam. İlk etapta eksik parçayla ilgili sorular çözeceğiz zaten şimdi burada. Ama eşitlik gördüğün sorularda da sonuca ulaşamıyorsan, ek çizim hissiyatta oluşmuşsa ne gelecekmiş aklına? Kesinlikle ama kesinlikle orta taban, kalemini eşitliğin olduğu yere koyup hop bir paralel ya da hop aşağı doğru bir paralel çizeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam mı dostum? Önemli bir nokta arkadaşlar bu. Hadi bakalım orta tabanla ilgili örneklerimize şöyle bir bakalım. Gençler, örnek 15. Direktman soruda var. Hocam bunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit. Hocam büyük üçgen orta taban oldu. Çünkü iki şart sağlandı. Yani şunlar birbirine paralel oldu. Hocam şununla şu birbirine paralel. Eyvallah. Şimdi şuradaki üçgende de artık bir orta taban çıktı. Sebep? Çünkü şuraya baktığın zaman hem eşitlik var hem de artık şu parçayla da şu parça birbirine paralel. Hem eşitlik var hem paralellik var. O zaman bunlar da birbirine eşittir ve 1'e 2 oran vardır. Zaten bizden KL bölü BK artı CL isteniyor. KL işin içine girdi. O zaman burası K ise tersten bir orta taban var. 1'e 2. K iken burası ne olacak? 2K. Hocam burada da kırmızılarda da orta taban vardı. Burası 2K iken şunun tamamı ne olacaktır? 4K olacaktır. Benden KL, yani KL uzunluğu K bölü BK artı LC. Yani şuraya AB diyecek olursam tamamı 4K değil miydi? Yani A artı B artı K da eşittir 4K olduğundan A artı B'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 3K bulduk. Burada da A artı B'de 3K oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 1 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Örnek 15'in cevabı 1 bölü 3 oldu. Geldik örnek 16'ya. Evet, bir yüzü kırmızı, diğer yüzü yeşil renkli üçgen biçimindeki bir kartona şekil 1'deki gibi DK eşittir KB olacak biçimde, DK eşittir KB olacak şekilde neler yapılmış arkadaşlar? BC kenarına paralel 2 tane mavi çizgi çizilmiş. Evet, BC'ye paralel çizgiler var arkadaşlar burada. Eyvallah. Sonra üçgen şeklindeki karton DE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A köşesi BC üzerine gelip DN ile de KB birbirine eşit oluyormuş. DN ile KB birbirine eşit. KB Kenan Bey uzunluğuna çizgi demiştik. Bak burası çizgiye çizgiydi. DN ile de KB birbirine eşit oluyormuş. Burası da eşit. Arkadaşlar şununla şu eşitliği yazdık. Eyvallah. Şu çizgiyle şu çizgi paralel değil miydi? Evet. O zaman hem paralellik var hem de eşitlik var. O zaman orta taban çıktı. Yani burası da eşit olacaktır. Hemen şöyle gösterelim isterseniz. Hocam şunlar zaten paraleldi. Bunlar da eşitse o zaman bununla da bu eşittir. Bir orta taban çıktı. Şimdi burada arkadaşlar şey var. Bu alttaki çizgi gözükmüyor. Hemen şu alttaki çizgiyi şöyle bir çizelim isterseniz. Bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında bu altta kaldı. Alttaki çizgiyi gösterdim. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı açıyorduk. Aç bakayım katlamayı şöyle. Aç kardeşim katlamayı şöyle bakayım. Açtın mı? Açtın. Hocam katlamayı açtım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Yani sen buraya kardeşim KK diyecek olursan, hocam burası 2K ise katlamadan dolayı burası da 2K değil midir? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Belki açıları kullanmayacağız. Dur bakalım. Burası 2K iken buraya da 2K yazdım. Hocam burası K iken bu çizgi K dedik. Burası da K, burası da K. Ne çıktı? K, K, 2K oldu. Hocam şununla da şu eşit oldu. Aynı zamanda burada da bir paralellik var. Burada da bir orta taban çıktı. Yani şu parçayla da şu parça eşit olur. Hatta tamam. Şu parçalar da eşit olur. Eyvallah. Şunu da yazacaktım ben. 2-1-1 oran varsa 2-1-1 oran vardır diyecektim ama demeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığın zaman şu çizgiyle de şu çizgi paralel değil mi? Evet. O zaman şunlar da birbirine eşit değil midir? Çünkü bunlar birbirine paralel ve eşitlik var. Bu üçgende de bir orta taban sağlandı. Hocam şu mavi çizgiyle bu çizgi paralel. O zaman ne olmak zorunda? Bunlar paralel. Bunlar da eşit olduğuna göre şu orta taban sağlandı. Şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hatta katlamayı açtığın zaman burası da 2 tane çift çizgi olacak diyebiliriz. Neyse devam edelim isterseniz. ML uzunluğu işin içine girmiş. ML uzunluğu. Ben buraya bir X diyeyim arkadaşlar. ML işin içine girmişse X. Hocam bu üçgende bu orta tabandı. X iken burası nedir? 2X'tir. Yazdık buraya. BA üssü işin içine girmiş. BA üssü. Hocam şuradaki üçgende de bir orta taban var. O zaman ben buraya y dersem burası ne oldu? 2a 2y oldu. Evet, şuraya x yazdık arkadaşlar. ML'ye x yazınca burası ne yaptı? 2x değil mi? Artı BA üssü. BA üssü 2y yaptı. Artı DE. DE de işin içine girdi. Bak dikkat edin. Şu büyükte de şunlar birbirine eşitlememiş miydik? Büyükte de bir orta taban yok mu arkadaşlar böyle? Var. E büyükte de orta taban. Burası toplamda 2y artı 2x olduğundan 2y artı 2x ise burası da y artı x mi oldu? Evet. O zaman şu BA üssünü ne yazmıştık arkadaşlar? Buraya 2y yazmıştık. Buraya yazdım. DE uzunluğunda ne buldum arkadaşlar ben? Y artı x buldum. Buraya da y artı x'i yazalım. Bölü BC diyor bize. BC uzunluğu da nedir? 2y artı 2x. Arkadaşlar yukarısı 3x artı 3y değil mi? Evet. Ya da 3y artı 3x değil mi? Evet. Aşağısı da 2y artı 2x değil mi? Evet. E şimdi ben burada yukarıda 3 parantezini alınca y artı x kaldı. Aşağıda da 2 parantezin alınca y artı x kaldı. Y artı x'ler nanay oldu. 3 bölü 2'ye mi eşit oldu cevap? Aynen öyle. Yani bu sorumuzun cevabı böylelikle 3 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Ne yaptık bu zamana kadar? Hep eksik parça tamamlattık arkadaşlar. Bu da böyle iki şart sağlanıyorsa diğer özellikler de sağlanıyor hikayesini şimdiye kadar uyguladık. Bakalım bir sonraki soruda öyle mi diyor? Değil, eksik parça yok burada. Bak dikkat et. Hocam eşitlik var, 1'e 2 oran var. Bir tek bunda sağlanmıyordu. Bak gördünüz mü? Gerçekten de orta taban değil yani burada. Şimdi soruya bakıyoruz arkadaşlar. ABC bir üçgen. Eyvallah. Şimdi burası 5 verilmiş, burası 10 verilmiş, 110 verilmiş, alfa isteniyor. Bak bu verilen bilgilerden hiçbir şey yapamıyorsunuz. E hocam ben buradan bir üçgen oluştursam, aha da böyle yapsam. Niye böyle yapıyorsun? Ne kattı sana? Hocam ne var bunda? Üçgen oluşturdum. Bak burası da açıortay gibi oldu. Açılar benziyor. Artık böyle bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Sakın. Ya da hocam bak bu açı 90'a benziyor. Burası 90 derece. E o yüzden burası hocam dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden ikizkenar oluşturdum falan. Ya bak burayı bir taraftan uydurduk. Yani kafamızdan uydurduk. Var mı burada 90 derece? Yok. 90'a benziyor diye 90 derece yapıştırmak yok. Sakın ama sakın. En çok yapılan hata bu. Lütfen dikkat. E ne yapacağız? Şimdi soruda verilen hiçbir bilgiyi kullanamıyorsunuz. Soruya bakıyorsun. Hani bir ek çizim hissiyatı içimizde oluşuyor. Ek çizim deyince hemen kafada artık oluştu. Ya muhteşem üçlü ya ikizkenarlık ya da orta taban. Hocam burası dik olsaydı hemen ikizkenar oluşturdum böyle. Ama burası maalesef dik de değil. Baktın 90 derece yok. Muhteşem üçlü gitti kafadan. Baktın ikizkenarlık şartı yok. Yani dik yüksekliğe ayrı bir göze bakıyorduk ya. Dik tabanı iki eş parçaya falan bölmemiş. İkizkenarlık da yok. Sadece ve sadece eşitlik var. Eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Hemen aklına orta taban gelecek. İki ihtimalim var. Bak eşitliğin olduğu yerden. Bak büyük üçgende. Şu büyük üçgende. AC kenarının üstünde olduğu için AC'ye paralel çizemezsin. Nereye? Eşitliğin olduğu yere kalemini çizdikten sonra ya buraya doğru ona doğru paralel çizeceksin ya da AB'ye doğru paralel çizeceksin. Hangisi mantıklı? Sol mu aşağı mı? Soruyorum sana. Cevap ver. Evet. Hocam üçgen oluşturmak daha mantıklı. Yani karışık olan yere doğru çizmek daha mantıklı. O yüzden paralelimi buraya çizdim. Bak orta tabanı çizdin ya, orta tabanı çizmeyle kalmasın. Hocam buradaki orta taban çizgisi olduğunu biliyoruz. E burada orta taban çizgisi ya bu. Hemen eksik parçaları tamamlıyoruz. Hocam bu orta taban çizgisi olduğu için paralel. Hocam 1'e 2 oran olacak. 10'sa burası 5. Ve hocam burayı da iki eş parçaya bölecek. Sakın şu hatayı da yapmayın. Bununla bu değil. Sen büyük kenara çektin orta tabanı. Büyük üçgende çektin. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak diye böyle göstermelisin. E ne çıktı? Bak x kenar çıktı. Hocam o zaman alfaysa burası da alfadır. E soru daha çıkmadı. Çıkmadığı zaman ne yapıyorduk? Verilen bilgiye yoğunlaşıyorduk. O zaman beynin otomatikman soruyu çözüyordu. Verilen bilgi neresi? Bak 110'u kullanmadın. Aa hocam 110. E şunlar da birbirine paralel. E o zaman bu 110'sa buradaki açıda yöndeşlikten dolayı 110 mudur? Evet. Yöndeş açı arkadaşlar. Bak paralellik. E 110'sa alfada kaç yapar o zaman arkadaşlar? 70 derece yapar. 180'e tamamlayan açısı olduğundan dolayı. Verilen bilgileri lütfen ama lütfen kullan. Sıkıştığın zaman kullan. Bu işte Kenan Kara taktiği bu. Biz de soru çözerken böyle bazen sıkışıyoruz. Sıkıştığımız zaman da yaptığım tek şey bu. Soruyu tekrar okuyorum. Acaba okumadığım bir yer var mı? Ya da okuyup da kullanmadığım bir yer var mı diye bakıyorum. Siz de lütfen böyle yapın. Evet arkadaşlar. Şimdi örnek 18'deyiz. Soruya bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Hocam ne var ya bunda? Şöyle bir üçgen oluşturayım. Bitti artık o işler. Öyle bir şey yok. Kafanıza göre bir şeyler oluşturmak yok. Tamam mı? Hocam 90 olsaydı, bak burası 90 olsaydı eyvallah. Burası 90 olsaydı bu öncelikli ek çizimin. Hocam yükseklik ayrı bir göze bakıyoruz. Tabanı iki eş parçaya bölmüş. O zaman ikizkenar oluşturayım derdiniz. Ama burada burası yüksekte değil. Sadece ve sadece soruda eşitlik var. Eşitlik varsa aklına ne geldi? Evet, orta taban. Aklına gelen başına gelsin kardeşim. Hemen eşitliğin olduğu yere kalemini koy. En güzel orta taban çizme yöntemi budur. Farklı yöntemler yine var da. Yani soruların %99'unu bu yöntemle yaparsın. Evet, eşitliğin olduğu yere kalemimi koydum. İki ihtimalim var. Ya sola çizeceğim ya da aşağı çizeceğim. Aşağı derken bak böyle değil. Sen nereye, hangi üçgende eşitlik var? Şu büyük ABC üçgeninde eşitlik var. ABC üçgenin kenarlarına çizeceksin. Ya BC kenarına paralel çizeceksin ya da AB kenarına paralel çizeceksin. Yani şu paraleli düzgünce çiz. Çizdik. Paralel çizmeyle kalmasın lütfen. Sen burada paralelini çizdin. Böyle böyle bunlar birbirine paralel. Hocam şununla şu paralel. Eyvallah. Aynı zamanda 10'sa burası nedir? 5'tir. 1'e 2 oran vardı. Ve bu orta taban çizgisi olduğu için şu kenarda iki eş parçaya mı bölecek? Evet bak 13'ü değil. Kenarın tamamını, yani bu kenarın tamamı kaç? 16'yı iki eş parçaya bölecek. 8, 8 diye. E hocam burası 8, burası da 8 ise buraya ne kaldı? 5. Aa 5'e 5 ne çıktı burada? İkizkenar. O zaman 5'e 5 buraya alfayı yazdın. Bak alfa ile alfa, iki açıyı yan yana gördün. Dayan aman, ne yaparsın? İkisinin toplamı bir dış açı dersin, iki alfa dersin. Soruyu çözemedim hala hocam. Ne yapacağız? Kardeşim verilen bilgiye bak. Verilen bilgine bak, şurayı kullanmadın 52. Bak 52'ye baktığın zaman biraz önce de işlemler yaptın ya, beynin hala orada zaten. Bak gözün orada değil, beynin orada zaten. 52'yi kullanmadım dersen, en sonunda ben 2 alfayı buldum dersen, aa bunlar da paraleldi, dolayısıyla bunlar yöndeş açı hocam, yani 2 alfa eşittir 52 dersin. Alfayı da buradan 26 derece bulursun. Olay bu kardeşim. Dikkat dikkat, en önemli yerlerden yine birindeyiz. Örnek 18 26 yaptı, geldik örnek 19'a. Gençler örnek 19'da da bir sayılar verilmiş böyle. Ne yapacağız bakalım burada? Ya artık şunu yine yapmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sakın. Hocam ne yapalım? Soruda baktık. Verilen bilgilerin hiçbirini kullanamıyorsun. Muhteşem üçlü yok. Ek çizim artık hissiyatı oluştu ya. Ya da yükseklik, ayrı bir gözle bakamıyorsun. Yükseklik yok değil mi? Ne gelecek aklımıza? Eşitlik var burada. Eşitlik, sadece eşitlik varsa orta taban. Kalemini koydun eşitliğin olduğu yere. İki ihtimalin var. Ya sağa ya aşağıya. Söyle. Hızlı söyle. Evet aynen öyle. Aşağı çizdiğinde olmadı hocam. Bak üçgen oluşmadı. Üçgen oluşacak şekilde şöyle yapmak mantıklı değil mi? Aynen öyle. Çizdik paralel. Bak bu paralel çizince hemen paralelleri göster. 8 ise hemen 4'ü de yapıştır buraya. Hocam tamam, bu orta taban çizgisi. Aynı zamanda burası 14. 14'ü de iki eş parçaya bölecek. 7'ye 7. Ne kaldı buraya? 4. Aa bir eşkenar üçgen çıktı. Hemen bak. Bulduğun bilgiyi kullan. Eşkenar çıktıysa 60'ları yaz böyle. 60, 60, 60. Hocam sonra ne yapacağız? Hatta burada 25'i de kullanalım hocam. 25 ise 25 ile neyin toplamı 60'tır? Ya da şurada kaçıyı yazarsın? 120. 120, 25 daha. 145, buraya kaç kaldı? 35 kaldı. Şurayı da bulursun falan filan ama sıkıştın. Ne yapıyorsun? Soruyu okuyorsun. Soruda neyi kullanmadın? Alfayı. Hocam şunlar paraleldi. Alfaya bak. Alfa yöndeş açıdan dolayı, şununla şu birbirine yöndeş olduğundan dolayı alfa kaç çıkar arkadaşlar? 35 çıkar. Yani örnek 19'un cevabı da böylelikle 35 oldu. Nasıl? Güzel değil mi arkadaşlar? Orta taban gerçekten çok güzeldir. Evet artık işi öğrendin sanki. Hemen ne yapıyorsun? Şu soruyu durdur, bir kendin bir çöz bakayım. Tamam hadi bakalım. Şimdi öncelikle ben ne yapayım? Ben yine başlayayım tabii ki. Ben de şey yapmayayım. Arkadaşlar neler verilmiş? ABC bir üçgen, A ile EB'nin uzunluğu küçük demiş. AE EB'nin uzunluğundan küçük demiş. Arkadaşlar ED uzunluğu K iken burası da 2K demiş. Bakalım neresi? ED uzunluğu K iken AC uzunluğunu 2K vermişler. Bak hem eşitlik var hem 1'e 2 oran var. Bir tek bunda sağlanmıyordu orta taban değil mi arkadaşlar? Zaten hocam bunlar eşit, bunlar paralelse o zaman bunların da eşit olması lazımdı. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Burada da bir açı verilmiş. Vallahi karışık yerlerde bu tür açıları kullanmayı da maalesef beceremiyorsunuz. Arkadaşlar Karışık olan açıya bir A yazın şöyle bakın. Yaz. ABC açısı. ABC açısına ben buraya A yazarsam ACB açısı ne oldu? Bak 2A artı 10 oldu. Şuraya da 2A artı 10'u yazarım şöyle. A iç açılar toplamı 180. A'yı bulurum buradan. Yani 2A artı 10 artı A artı 110 eşittir 180 olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Buradan 3A eşittir 110, 10 daha 120. 180'den 120 çıkınca 60. A'yı da buradan kaç buluruz? 20 buluruz. O zaman açıları bir yerleştir bakayım. Hocam burası 20. 2A artı 10 da o zaman burası 110 ya da 2A yani 40. 40 50, burası 50 mi yaptı? Evet. Şurası da 50 derece yaptı. Ya da 110 20 daha 130 50 kaldı da diyebilirdik. Neyse. Hocam soruyu çözemiyorum. Ne yapacağız? Buradan böyle bir şey mi çizsem? Hayır, hiçbir işime yaramıyor bu. Burası dik olsaydı eyvallah ki zaten burada kaç soruluyor. Ne yapacağız? Sadece eşitlik var. Eşitlik varsa orta taban. Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koyuyorsunuz. En güzel orta taban çizme yöntemi. Kalemini koydum buraya. Bak koydum buraya. İki ihtimalim var. Ya buraya ya buraya. Ya sağ yukarı ya sol yukarı. Hangisi mantıklı? Hocam üçgen oluşması. Bak şurada üçgen oluşuyor. Ya da karışık olan yer. Hocam çizdik orta tabanı. Orta taban çizmeyle kalmasın. Hemen orta tabanı göster. Bak burası 2K iken burası ne olur? K olur. Aa x kenar çıktı. Ama dur daha devam et. Ve aynı zamanda orta taban 2K iken K oldu. Ve şunlar da birbirine eşit oldu. Eyvallah. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Şu bir x kenar. 110'u da kullanayım. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel de 110 say yöndeşlikten dolayı burası da 110'dur. Buraya kaç kaldı? 70 kaldı. İkiz kenarda çıktı, artık ikiz kenarı kullanalım. 70 ise burası da nedir? 70. 70 140'tan buraya ne kaldı? 40. Hocam 110 var burada, 20 var burada, 130. Buraya kaç kaldı? 50. 50 40 daha 90 yaptı burası. Burası 90 ise burası da 90 mı oldu? O zaman alfayı da böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 90 derece bulduk. Eskiden zorlandığınız soruları şimdi anlıyor musunuz arkadaşlar? Evet, tekrar söylüyorum bakın, eskiden siz bunlarda zorlanıyordunuz ya, böyle soruları hiç yapamıyordunuz, alakasız yerlerde bir şeyler 1'e 2 oran falan verince hiç yapamıyordunuz, ama artık bunları da rahat bir şekilde yapacaksınız. Ama dediğimi unutma, bir şey çizeceksen tekrar altını çizerek söylüyorum, ek çizim hattına gelecek muhteşem üçlü 90'lık ve eşitlik ve 1'e 2 oran varsa ikizkenarlık, yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Sonra orta taban, sadece ve sadece eşitlik varsa aklımıza orta taban gelecek. Unutma bunu, tamam mı? Evet, geldik şimdi örnek 21'e. Aslında ben geçen sene böyle yapmıştım da şöyle güzel sorulara öncesinde siz bir çözmeye çalışın bakalım, çözecek misiniz? Biraz size zor gelecek gibi. Çözün bakayım, çözebiliyor musunuz? Çözdüyseniz yorumu yazın. Normalde geçen sene böyle ödül veriyordum ama bu sene ödül farklı şeylerde olacak. Yani konu anlatımında olmayacak. Sizler için böyle güzel şeyler yapacağım ben. Bir konu 3 seviye soru gibi. Oralarda vermeyi planlıyorum ya da çalışma sorularında gibi. Haberiniz olsun. Ama bu da ödüllük sorulardan biri. Tamam. Bakın. Yapın bakalım. Uğraşın bakalım. Hadi. Gençler örnek 21. Birbirine eş üçgen şeklindeki iki karton yukarıdaki şekilde verilmiştir. Mavi kartonun A köşesi DF'nin orta noktasına, evet mavi kartonun hangi köşesi? A köşesi. DF'nin orta noktasına gelmiş, böyle konulmuş arkadaşlar. Evet, burası A köşesi olacak. Tamam mı? Mavi kartonun A köşesi DF'nin orta noktasına, B köşesi de EF'nin üzerine gelecek. Evet, B köşesi de EF'nin üzerine gelecek. Hocam şöyle de olabilir B köşesi. B köşesi böyle olursa üçgenimiz bak nasıl olacak? Şöyle olacak. Ya da hocam böyle B köşesi şu tarafa da gelebilir. B köşesi buraya geldiğinde ne olacak? Üçgenin de o zaman yukarı yönlü olacak. Ben buradan daha bir şey çıkartamadım. B köşesinin nerede olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Her iki yerde de olabilir. Bakalım ne diyor? Mavi kartonun A köşesi DF'nin orta noktasına, B köşesi de nereye geldiğini bilmiyorum şu cümleden. Son durumda ABE büyüktür 90 derece demiş. ABE büyüktür 90 derece. Arkadaşlar B köşesini ben buraya koyarsam ABE büyüktür 90 derece olmuyor. Bak diklik burası ya. Sen buradan böyle bir dik çizdiğinde burası dar açı olmuş oluyor değil mi? Yani bir orta taban çizdiğinde. O zaman ne yapacaksın burada? Senin B köşen tam olarak şurada olacak arkadaşlar. Bu cümle soruyu çözmeme, yani şekli çizmeme yetti. B köşesi burada olacak. O zaman bu dik üçgen şeklindeki kartonu gel buraya koy. Yani şöyle bir üçgen yaptı arkadaşlar burası. Eyvallah. Burası 90 derece. Hocam bu dik üçgende burası 20 derece. AB'yi gören 20 derece. 20, 90. Burası da kaç derece? 70 derece. Açıları yazdık. Evet, bu üçgen, mavi üçgeni buraya koydum. Sonra son durumda ABE, bakın ABE büyük 90 derece sağlandı mı? Burada sağlandı. Büyük 90 derece ve iki üçgenin kesişiminde oluşan bölge olduğuna göre, oluşan bölge üçgen olduğuna göre, evet şu da bir üçgenmiş. Demek ki farklı bir durum daha var. Neyse. Şurası bir üçgenmiş arkadaşlar. Bu bölgenin en büyük açısı kaç derecedir? Arkadaşlar işte oluşan üçgen bölge burası. Bu üçgen bölgenin en büyük açısı soruluyor. Yani ben şu açıyı ve şu açıyı bulacağım. Bunlardan hangisi en büyükse onu işaretleyeceğim arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. Ne yapacağız? Hocam bu eşitliği vermiş. Ben bu eşitliği kullanmak zorundayım. Arkadaşlar ister istemez doğal olarak şunu görürsünüz. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. O zaman benim aklıma muhteşem üçlü geldi diyebilirsiniz. Çok normal. Doğru. Çizdiğiniz muhteşem üçlü. Başka bir şey var mı? Var. Şu üçgenle şu üçgeni eş üçgen dememiş miydi arkadaşlar? Evet. Madem eş yapılı bir üçgen, şu kenarla şu kenar birbirine eşit değil mi arkadaşım? Evet. Sen bu üçgende AB kenarın burası. Yani şurası da eşit. Şu eşitliği de koy. Yapılan bak soruda eksik bir yere sakın ama sakın atlama. Adam sana eş üçgen demiş. O zaman eş üçgeni de kullanacaksın burada. Bunu da yazdık. Şimdi 90'ın karşısında eşitlik var. Aklımıza ne geldi? Orta taban. Hemen hop şöyle bir orta taban, pardon. 90'ın karşısında eşitlik var. Aklımıza ne geldi? Muhteşem üçlü. Doğal olarak çizdiniz. Çizdiğiniz zaman hocam çizdik böyle eşit eşit eşit. Ben buradaki eşitlerin mantığını kullanamıyorum. Böyle bir şey çıkmadı. Güzel bir şey olmadı. O zaman bunu sil. Bazı sorularda, özellikle zor sorularda hem muhteşem üçlü vardır. Yani böyle ikilemde kalırsınız. Muhteşem üçlü mü çizsem, orta taban mı çizsem? Muhteşem üçlü çizdiğiniz çıkmadıysa orta taban. Yani siz bu soruda 90 değil de görmeyin. Sadece eşitlik, bir de eşitlik var ya, eşitliğin mantığını kullanmaya çalışın. Eşitlik gördüğümüzde ne yapıyorduk? Kalemimizi eşitliğin olduğu yere koyuyorduk. İki ihtimalimiz var. Ya sola çizeceğim ya aşağıya çizeceğim. Hangisi? Sol mu aşağı mı? Hocam üçgen oluşması daha mantıklı. Hop aşağı doğru çizeceğim. Aşağı doğru çizdin. Çizmeyle kalmasın. Şunların paralel olduğunu göster. 1'e 2 oran olduğunu göster. A 2K iken burası 2K. Aynı zamanda bunlar paralel ya. 90 ise yönünde eşitten dolayı burası da 90. Ana burada ne çıktı arkadaşım? Burada bir dik üçgen çıktı. Ve 2K'ya K'lık bir dik üçgen. Bu ne üçgeni? Özel bir üçgen. Görmedik ama üçgende açı sorularına da çıkıyor. 90'ın karşısı 2K iken hangi açının karşısı K'ydı arkadaşlar? 30'un. Yani burası 30 derece olacaktır. Burası 30'sa 70, 30 daha 100. Buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 80 derece kaldı. Değil mi? Yanlış bir yer yapmadık değil mi arkadaşlar? 2K ise burası K oldu. Burası 2K. 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı K'dır. 30 ise burası. Şu ikisinin toplamı 100. Buraya da 80 kaldı. Zaten bizden şu iki üçgenin kesişimindeki oluşan bölgedeki açılardan en büyüğü hangisidir diye soruluyor. 70 var, 30 var, bir de 80 var. Bu açılardan en büyüğü tabii ki 80 derecedir arkadaşlar. Aslında ödüllük bir soru. Zor bir soru ama dediğim gibi ödül hakkımı konu anlatımında kullanmayacağım. Oradaki farklı serilerde kullanacağım. Haberiniz olsun. Evet. Güzel bir soruydu. Örnek 21. Böylelikle 80 oldu. Geldik örnek 22'ye. Hocam eşitlik var. Direkt orta taban çizeyim. Orta taban konusundayız ya. Yok öyle bir şey. Önceliğin senin yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi? Bak yükseklik var burada. Önceden sen kitaplarda çoğunluğunun %90'ının, öğrencilerin %90'ının çözemediği soru bu ve bu. Arkadaşım bak şimdi beni dinle. Sen önceden bu tür soruları gerçekten ama gerçekten çözemiyordun. Yani ya da bu konu anlatımını dinlemesen kitapta hep boş kalacak sorulardı bunlar arkadaşlar. Bu soru ve bu soru. Lütfen ama lütfen önceden şu şeyi kendiniz iki soruyu çözer misiniz arkadaşlar? Ben çözmeden önce. Hadi bakalım durdur videoyu çöz. İnanıyorum çözeceksin. Çözemesen bile ah be bu muydu diyeceksin. Bak göreceksin şimdi. Hadi çözelim bakalım. Şimdi burada tüyoyu verdik ama neyse. Arkadaşlar yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaktık. Bak yükseklik aynı zamanda açıortay. Aklınıza ne geldi? ikizkenar yüksekliğin kollarında ikizkenar yapmıyor muyduk? Evet, yapıyorduk. O zaman hocam yüksekliğin kollarında yapalım. Yükseklik burası ya, kolları şöyle şöyle olacak. Hop, şöyle ikizkenara tamamladım. Hocam ikizkenar açıortay, yükseklik aynı zamanda kenarortay mıdır? Evet. Verilen bilgileri kullanacağım. 7 ise burası da 7 yaptı. Buraya ne kaldı? 10 kaldı. Hocam şu soruyu sorman lazım kendine. Ben neyi kullanmadım? Şu eşitliği kullanmadım. Ne buldum? 10 buldum. Ne isteniliyor? X isteniliyor. İşte bu soruları sorduğun zaman beynin otomatikman görüyor. Bak, gözle görmüyorsun, beyinle görüyorsun. Bak tekrar, sen 7 iken 7'yi yapıştırdın. Burada da 10 var, onu buldun. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Hocam X soruluyor sana. Bak, bu verilen bilgiler hep baktığın zaman şöyle orta tabanı siz hep düz yapıyordunuz ya, yan yatık orta tabanında görürsünüz. Bak, bunlar eşit, bunlar eşit. Şurada bir orta taban çıkmadı mı? Yani şu üçgende bir orta taban yok mu arkadaşlar? Yan yatık eşit eşit. O zaman bunlar paralel ve 1'e 2 oran vardır. Yani X direkt kaç çıkar gençler? 5 çıkar. Ya önceden yapamadığınız soru işte bu. Ya da önceden yapamadığınız soru işte bu. Bakalım, bu soruda yapmışsınızdır büyük ihtimalle. Gerçekten yapmışsınızdır. Verilen bilgiyi kullanalım. Soruyu okuyalım. B ile C'ye eşit vermiş hocam. BE ile EC'ye eşit vermiş. Alakası yerde eşitlik var. Allah Allah. Aa hocam muhteşem şöyle. Hayır kardeşim. Şu eşit değil ki. Bak dikkat et. Şu parça eşit olmuş olsaydı muhteşem şu sağlanırdı. Burada şu kenar ortay, şu ve şu parça. Yani şu kenarı iki eş parçaya bölmemiş. Ne yapacağım? Buraya yoğunlaşma. Bak yükseklik var burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın. Şaşımı bakacaksın. Ne yapacaksan yap. Soruda yükseklik geldiği zaman hemen şu var mı diye bak. Açıortay ya da kenarortay var mı diye bak. Tamam mı? Unutma bunu. Aa hocam yükseklik aynı zamanda açıortay. Ne geldi aklına? Evet, ikizkenar. Aklına gelen başına gelsin bakalım. Hocam hem yükseklik hem açıortay yüksekliğin kollarında. Böyle ikizkenarlık tamamlaması yapıyorduk. Şöyle şöyle. O zaman burada ben bunu hop şöyle ikizkenara tamamlıyorum arkadaşlar. Ama sadece ikizkenar tamamlamayla kalmasın. Hocam ikizkenar çizilen yükseklik hem açıortay hem de kenarortay yazdık. Bitti mi? Bitmedi. 17 ise burası da 17 mi? 17. 9'u buradaysa buraya ne kaldı? 8. Hocam x'i nasıl bulacağım ben burada ya? Bak yoğunlaş, bulduğum bilgilere bak. Artık fark ettin ya. Evet işte orada. Evet, ne buldun? 8 buldun. Ne var? Şu eşitliği buldun. Şu eşitliği de kullanman lazım. Adam seni itti şu üçgene zaten. Bak bunlar eşit, bunlar eşit. Verilen bilgiler seni itiyor zaten bir yerlere. Bakın şu üçgene itti. Burada da bir yan yatık, yine bir orta taban var mı? Var. Bak samimi söylüyorum. Eskiden bütün öğrencilerin, yani bu konu anlatımından sonra bunlar sana sıkıntı olmayacak. Bütün öğrencilerin sıkıntı yaşadığı sorulardı arkadaşlar bunlar. Bak gördün ne kadar da kolay çıkıyormuş. Ne çıktı burada? Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Bunlar da bak paralel olur. 8'e de bakacak olursak. Aa orta taban 8 ise burası da kaçtır? 4 dersiniz. Ve X de böylelikle 4 bulursunuz arkadaşlar. Evet, bitti mi yoksa arkadaşım? Örnek 23'te. Evet, böylelikle bu konuyu da bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Önemli bir haftaydı. Yoğun bir haftaydı. Ama böyle olması gerekiyordu. Çünkü sadece üçgende açıyı işleseydim üçgende açının içinde ek çizimli soruları yapamayacaktınız arkadaşlar. Bu yoğun haftayı bitirdik. Önümüzdeki haftayı da güzel bir şekilde bitirirsek geometride sizi kimse tutamayacak. Bunun sözünü verebilirim arkadaşlar. Sabır, sabır, sabır. Çünkü gerçekten ilk 3 hafta çok önemli. İnanılmaz şeyler öğreneceksiniz haftaya da. Başlamayanlar varsa bak başlasın. Çok geç kalmayın. Geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe geometri mükemmelleşir. Daha iyi bir şekilde oturur. Haberiniz olsun. Bu dediklerimi de unutmayın. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Bu haftayı da böylelikle bitiriyoruz. Bir sonraki hafta dik üçgen konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.